dinleyiciler. Kolonya Cumhuriyeti'nden gerçekleştirdiğimiz yayınımıza hepiniz hoş geldiniz. Nereden efendim? Kolonya. Nereden? Kolonya. Kolonya. İkiz mi duyuyorsunuz? Bu türünü ilk defa duydum ben, evet. Doğrudur efendim. Bugün Fezaya Doğru programımızın kıymetli bir konuğu var. Karşınızda bilgeliğin marka ismi, cehaletin avcısı, eşofmanlı Şevket Hoca. Hocam. Hocam sağ olun, ülkemizi yalnız bırakmadınız. Ve ilk yurt dışı ziyaretinizi buraya gerçekleştirdiniz. hoş geldiniz hocam. Maşallah. Senin bu sesin beni korkutuyor. İnşallah programı tamamlayabiliriz. İnşallah hocam. Hoş bulduk Yeter Hanımcığım. Bu yeni kurulan ülkeye ben de bir destekte bulunmak istedim. Aynı zamanda evime yeni aldığım jacuzzi'nin de peşinatını ödemem gerekiyor. Benim için win-win oldu diyebiliriz. Vallahi maşallah hocam. İyi ki de olmuş. Sağ ol. Efendim sizin için saçlarımı sarıya boyattım. Hoşunuza gitti mi? Sarıyı zehre sürsen bal deyi içerim. Sarıyı tartışmam bilesin. Uygun bir zamanında senden en sevdiğim semti gezmek isterim. İnşallah hocam, hangi semt? Sarıyer. Sarı dolmuşla gideriz. İnşallah hocam. Dilerseniz tribünümüzü çağırayım. Buyurun. Uygunsa. Bugün size ülkemizin üst düzey yöneticileri eşlik edecekler hocam. Önce danışmanımız, Halkla İlişkiler Müdürümüz Bahtiyar Bey geliyor alkışlarla. Ah, geldim, geldim. Yani hocam, ben sizin çok büyük hayranınızım. O kadar ki sizin böyle büyük fotoğrafınızı yatağıma bastırttım. Gece o sarılıp böyle yatıyorum, uyuyorum. Sizinle tanışmak gerçekten büyük bir haz. Sen ne çeşit bir şeysin ya? Ya benimle tanışırken lütfen hani şeref duy, ne bileyim onur duy ama lütfen haz duyma yani. Ama duydum bir kere, ne yapayım? Ben şimdi sizin tarzınızın hastasıyım gerçekten. Size şöyle diyebilirim ki, mesela siz kırmızı eşofman giyiyorsunuz ya, acaba diyorum içine böyle yavru ağzı, lihralı, üstünüze yapışan bir tişört giyseniz var ya. Tişört, evet. Ortalık yanar yanar. Yanmasın, yanmasın. Ortalık yanmasın. Evet, öbür üst düzey arkadaşı görelim. Şimdi de baş danışmanımız Hilmi Bey geliyor alkışlarla. Hakikaten aşortmanı var ya. Aşortmanlı Bey, şimdi ben kendi kendime sesli sesli düşündüm. Size şehrimizin, ya daha doğrusu ülkemizin anahtarını vermeye karar verdim. Nasıl? Ben ne yapayım bunu ya? Ya lazım olur işte. Al diyorum sana ya. Hani ihtiyacın olunca sabahtan ara, ben akşam 5 gibi ülkeyi boşaltırım. Sevgi ağa. İyi, hadi bakalım. Baş danışman buysa gerçekten özel kalem müdürünü merak ediyorum. Buyurun, hoş geldiniz. Buyurun, geçin efendim. Geçin. O zaman hocam, dilerseniz özel kalem müdürümüz Salih Bey gelsin alkışlarla. Buyursun. Salih! Hocam nasılsınız? Sağ olun, hoş geldiniz. Sağ ol, teşekkür ederim. Hocam sizi çok seviyorum. Başkanım gelemedi, kusura bakmayın. Ama fotoğrafını gönderdi. Tanıştırayım. Eşofmanlı hocam, eşofmanlı hocam başkanım. Yakışıklı adammış ya. Arkadaş niye gelmedi? Şimdi hocam Amerika'yla bir savaşı vardı, tamam mı? Fotoğrafını gönderdi, dedi ben yerime de bir iki öpücük kondurursun dedi. Ben de bir öpeyim. Abi, ya ne yapıyorsun ya?
Tamam, yaptım ben. Altı üstü kartondan bir öpücük başkanım. Ben yerime geçeyim o zaman. Geç kardeşim, geç Allah'ım. Tipine bak, ilçe sapığı gibi ya. Ya bu nasıl bir memleket, nasıl insanlar bunlar ya? Şunlar tipine bak ya. Allah Allah ya. Aman hocam, siz sinirlenmeyin. Sinirlenmeyin. Evet, dilerseniz şimdi de alkışlarla First Lady'miz gelsin. Mualla Hanım'a alkış edin. Mualla, Mualla Hanım. Selam olsun sana, eşofmanlı Şevkat Hoca. Ben Mualla Ateş. Başkanımıza eş, güzel kolonyamıza kardeş, kalleş düşmanımıza tebelleş Mualla. Çok memnun oldum. Şevket Hoca da biraz ürperdi. Gerçekten çılgın bir halk topluluğu. Doğru, hoş geldiniz. Evet, bir an önce konuya başlayalım. Bence bitirelim, gitsin evet, bu program. Evet, evet. Evet, evet, evet. Aşortmalı Bey, şimdi şöyle bir durum var. Yani biz bir an önce şu konuya girelim. Buradan çünkü gideceğiz. Daha işlerimiz var. Ya bizim ülkeye uzaylı geldi, affedersin. Şimdi acaba diyorum, biz bu uzaylı hakkında da pek bir bilgimiz yok. Hani en fazla ne yapıyoruz? İşte televizyondan, sinemadan... Evet, şimdi bak, bizim Ayten kızımız da tıpkı sizin gibi film seyretmek için sinemaya gidiyor. Ama Ayten, ah Ayten, vah Ayten. Ayten yine rahat durmuyor. Yangın kofası kadar misil ile litrelik kolayı alıyor, sinemaya kuruluyor Ayten. O misilleri çatır çutur, çatır çutur yiyor. Misir mi çitliyor, hafriyat mı döküyor belli değil. Etraftaki insanlar rahatsız oluyorlar. Ama Ayten'in umurunda değil. Bir ayağını atıyor öndeki adamın ensesine, bir elini atıyor arkadaki adamın bacağına geliyor eli. İnsanlar çatır çutur misillerini falan hepsini tölere ediyorlar, evet. Ama film başlıyor artık. Film başlıyor, Ayten yine durmuyor. Telefonuyla annesiyle kavga ediyor. En sevdiğim yeşil pazilimi yıkamamışsın anne. Ah yazıklar olsun. Onu diyor kuru temizlemeci Vedat'a niye göndertmedin? Annesi ağlıyor. Hoparlörü açmış. Bütün sinema annesinin ağlamasını dinliyor. Ayten'in umru değil. Arada da bakıyor filme. Aman bu da çok sıkıcı bir film. Benim YouTube'daki videolarım bundan daha komik. Daha güzel diyor. İnsanlar dayanamıyor. O güzel insan Hamdullah Bey. Hamdullah Bey cesaretini topluyor. O film eleştirmeni güzel insan. Ayten Hanım adını duymuş, annesi bağırıyor Ayten, Ayten diye. Ayten Hanım ama sizin yaptığınız artık ayıp. Bakın değil mi, filmi seyredemiyoruz burada. Ayten. Ayten. Sana ne be? Deyi çemkırıyor. Ben diyor bu misinden kolaya tam 70 lira para verdim. İstediğimi yaparım, sana mı soracağım diyor. Filmin yönetmeni ağlıyor. Senarist kendini Tibet'e gönderttiriyor, oraya yerleşiyor. Kaçıyor senarist. Filmin yapımcıları, Ayten Hanım bizim gözümüzü açtı. Artık film yapmayacağız diyor. Nuri Bilge Ceylan şöyle uzaktan kasabaya bakıyor. Adamın içine bir Mayıs sıkıntısı çöküyor. Ah ah diyor, ben artık üç maymun oynayamam. Bir zamanlar diyor, Anadolu'da ne iklimler vardı diyor. O güzel insan, Nuri Bilge Ceylan. Kırmızı halının üstünde, içi kanıya kanıya ağlıyor. Benim kafa yandı. Şimdi bu Nuri Bilge Ceylan, bunlar kim ya? Tabii. Mazhar Fuat Özkan, İzel Çelik, Ercan gibi. Özellikle ben Ceylan'ı çok beğeniyorum. Nameleri falan çok hoş. Çok hayır First Lady'im, öyle değil. Nuri Bilge Ceylan, taş sporun ileri üçlüsü.
Nasıl? Nuri indirir, Ceylan keser, Bilge gol atar. Lan üç tane ismi yan yana söyledik, beyniniz erör verdi ya. Allah'tan Jean-Claude Van Damme demedim ya. Jean-Claude Van Damme'ı tanıyorum hocam ben. Hazırca aşağıda Türk kahvesi içtik beraber ya. Kilit değil ya, kilot, kilot. Van, kilot, jandarm. Bu nasıl bir... Allah'ım ya, evet ya, Allah aşkına geçelim şu sual kısmına ya. Tabii hocam, tabii. Hocam, dilerseniz First Lady'mizle başlayalım. Uzayla ilgili ne sormak istersiniz acaba? Buyurun. Şimdi Şevket hocam, Şevket diyeceğim müsaadenizle. Şevket, güneş tutulmasını çıplak gözle izlemek için soyunmak şart mı? Vallahi bizim öbürleri daha iyiydi ya. Değil. Değil. Peki Şevket, şeyi soracağım. Yer çekimsiz ortamda yere uzanmak istersek, üzerimizi soyunup çıplak bir şekilde yere yatarsak yer çeker mi? Ha. Ya sen niye ikide bir soyunmaya çalışıyorsun? Ha, benim tabiatım gereği, benim sevdiğim şey. Ya bak sen bence sen soyunma, giyin. Hatta sana biri yardım etsin, elbiseni giyerken şu boyun kısmında iyice bir sıksın. Nefessiz kalabilirsin, sakın aldırış etme. Peki hocam, baş danışman Hilmi Bey'e geçelim şimdi de. Evet. Şimdi hocam biz tabii bu mantıksız sorulardan ötürü ben ülkem insanları adına özür diliyorum. Estağfurullah. Çok güzel, evet, mantıklı bir adam. Güzel bir sual gelecek herhalde. Buyurun, evet. Şimdi bu meteor yağmurlarından şemsiyeyle korunabilir miyiz? Ay, şahane bir soru maşallah. Bu sarı nasıl etkiliyor sizi ya? Meteor yağmurlarından nasıl korunacağız? Korunma konusuyla ilgili sana ben değil de keşke 45 yıl evvel bir hekim babana tavsiyelerde bulunsaydı. Şimdi demin dedin ki diğerleri daha iyiydi. Evet. Bir değişiklik oldu. Hı hı. Bugün bu arkadaşlar var. Evet. Sebebi ne? Senden dinleyelim hocam. Ya bir Kolonya Cumhuriyeti bir film çekmiş bunlar. Evet. Orada evet. Dediler, böyle bir ülkemiz var, gelir misin? Evet. Benim de borçlarım vardı. Jacuzzi'nin. Jacuzzi'nin borçları var. Öyle bir lüksüm de yok halbisem ki. Bir jacuzzi'm var yani, bir şeyim de yok. Onun tahsidi için geldim ama ben böyle olacağını bilmiyordum. Evet, bir oyuncu da eksik değil mi? O Peker Bey eksik. O gelememiş nedense. Peker Bey'in maşkitum. Başı evet. Belada, Amerika'da. Size Amerika savaş açtı. Evet. Uzaylılar geldi. Evet. İşin içine diğer ülkeler de belki girebilir. Tabii. Şimdi evet, zaten... ayrılıp kendi ülkenizi oluşturdunuz. Evet. Daha evet. Ne olsun? Evet. Evet. Onun başkanı da şu arkadaş olmuş işte. Evet. Başkan o. Başkan o. Bunlar da kurmayları. Sen yönetimler. Muhalle Hanım'da. Eşi. Evet. Eşiyim ama free'yim yani. Öyle düşünebilirsin beni. Vay. Bir şey söyleyeceğim. Sen niye kişisel alıyorsun olayı? Ay ne dedi? Sen şu an Şevket hocasın. O benim ikizim ya. Sen benim ikizim. Benim şu anda vizyonda. Ha. Kolonya Cumhuriyeti FM Güldür Güldür Şovu yazan arkadaşlar, yazı ekibi yazıyorlar. Ve editörleri Murat Kepes yönetiyor. Kolonya Cumhuriyeti'ne de bir moral alkışı verelim efendim. Şimdi Halkla İlişkiler Müdürü Bahtiyar Bey'e dönelim. Hocam ben çok merak edilen bir soruyu sormak istiyorum. Kara deliklerle alakalı. Ya bravo ya. Vallahi bravo Bahtiyar. Çok sık karşılaştığımız sualler arasında bu kara delik. Ne öğrenmek istiyorsun kara deliklerle ilgili? Hocam kara delikler dikilir mi? Ya bir diktir git ya.
Vallahi sıradan geçeceğim. Az önce de ağzımı bozdurttunuz bana ya. Bulursan birini ne git diktir. Bulamazsan da git NASA'ya. Orada ilk kalkacak roketin altına gir. Orada böyle hor 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 ateş yanacak. Geri sayma başlarlar. Ten, nine, eight, seven, six, five. Four, two, thousand, five, go. Oradan böyle bir ateş karı depene gelecek. Şu şekil pili çevirtme gibi kendini döndürt. Çok faydasını göreceksin. Sağ olun hocam. Yapacağım söz. Hocam biz sizi Eşofmanlı Şevket Hoca olarak tanıdık. Acaba diyorum mesela takta giyebilirsiniz. Taklı Şevket Hoca. Bu değişik bir konsept. Giyer misiniz? Ya siz nasıl bir ırksınız? Siz nesiniz? Nasıl bir ülkesiniz ya? Bütün ülkenin kafası güzel geziyor ya. Küçük suratlı beyle devam edelim. Teşekkür ederim. Hocam. Canım. Yörüngeye oturursam canım yanar mı? Ya ne saçma sapan sualler bunlar ya. Vallahi bunlar anlatmadı mı çocuklar bize? Biz bunları anlattık ya. Biz bunları bak sulu sepken mekiklerini anlattık. Biz bunlar ya. Biz bunları... Ağaç kakan Woody ile anlattık ya. Biz bunları irmik helva... Bulgur mu lan bu? Biz bunları tam tahıllı buğdaylarla anlattık ya. Biz bunları... Bu ne lan? Korkarım lan. Anam, biz bunları Tarantino'yla anlattık ya. Biz bunları Indiana Jones'la anlattık ya. Güvercinlerle anlattık. Bir tek onu biliyorum. Biz bunları İskoç halk danslarıyla anlattık çocuklar ya. Al, vallahi artık ayıp. Canıma yettiniz ya. Kaç sefer anlattım ben? Üç sefer anlattım ben bunları ya. Yeter artık ya. Vallahi siz böyleyseniz sizin halkınız nasıldır merak ediyorum ya. Ha hoca bizi merak ediyormuş. Kalkın çocuk. Ha, ne? Kalk, kalk, kalk o zaman hadi. Kalk halkı da bir gör. Ya nereye götürüyorsunuz ya? Gidin bir daha iyi. Sinemaya, sinemaya. Ya ne yapacağım şimdi sinemada program yapıyorum ben. Şevket, beni daha yakından tanımak istemiyor musun? Ama şimdi... Ya şimdi ben ne alakası var istemiyorum ya. Ya gel, sen ya, bir daha gel, izle gel. Lan alın götür, alın götür beni alın. Misir de istiyorum, sen de gel. Sen de gel, yeter. Sen de gel.